TV hem Instagram tarafında e, hem Twitter tarafında takip ederseniz o formu da e, görürsünüz zaten Sabancı Holding var. Sahol. Hı hı. Evet geldi değil mi grafik? Geldi. Biraz önce Koç Holding ne yapmıştı? Bak Koç Holding pembenin altında değil mi görüyorsunuz? Sahol pembeyi kırmış yani düşeninden kurtulmuş güçlü bir figür. Yani grafiğin figürü güçlü, trendi de güçlü. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey şu. Sapla samanı birbirinden ayır dedin. Ne demek istiyorsun? Sap trading, saman taşıyıcı, yatırımcı. Tamam mı? Şimdi burada bu pembenin üstüne geçtiği için bir kere grafik olumlu. Ne de ne demek istiyoruz? Hemen bakalım. 42 63 42 25'lerin, 29'ların üstünde kalmaya devam eden Sahol'ün hedefleri kısa da 46 08, 48 32 orta vade 51 ve 54'ler olmaya devam edecektir. Tamam mı? 54'te neresi? Ben size hemen grafikten göstereyim. Bakın, şu tepe var ya. Bu tepeyle beraber burası böyle bir yükseliyor. Burada bir kanal yapıyor. Bu fiyat şu bölgede çeşitli dalgalanmalar yaptıktan sonra şöyle dönecek. Bu Fibonacci'yi öpecek. Orası da 54. Ha, şimdi 44 44.80'de olan fiyat 54.80'lere doğru bodozlama mı gidecek diye soruyorsanız bence kesinlikle gitmeyecek. Dönecek düzeltmeler de yapacak. Ancak şu var düzeltmeler yapması zaten gerçek yatırımcılar için tercih edilen bir sistem olmalıdır. Bam 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 gitmesi dönüşleri sert kılar. Doldura doldura. Düzelte düzelte gitmesidir doğru olan. Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun. Bakın, geliyor, hareketli ortalamasını dolduruyor, gidiyor. Geliyor, dolduruyor, gidiyor. Geliyor, dolduruyor, gidiyor. Şimdi bu da şimdi buradan buradan dönüp dönüp 42.90 ve 42.20 gibi bir bölgeye doğru geri çekilirse evet, Yüzde beş düşüş demek. Ama bunlar trend içinde sağlıklı hareketler. Dolayısıyla çok uzatmayalım. 42.29, 42.63 Sahol'ün majör destek bölgesidir. 46 ve 48-32 kısa hedefler. 51.17 ve 54-80'ler, hatta 59 TL'ler Sahol'ün önümüzdeki günlerde düzeltme yapa yapa göreceği hedeflerdir. Peki. Canlı yayında Mehmet